Belki pek çok yanlış yaptım ama sonunda yeniden doğru yolu bulabildim. Bunu sen de bileğine bağla. Olur da hayatta yolunu kaybedersen o sana doğru yolu gösterir. Madu, orada öyle bakma. Bağla onu. Hala ne bakıyorsun? Hadi bir an önce bağla şunu. Beni iyi tanıyorsun. Sağım solum belli olmaz. Bak, fikrim her an değişebilir. Bir an önce bağla. Evet Arkay, son bir şey daha var. Sana söylemek istediğim son bir şey daha. Madu'nun kocası olarak evde sizin odanızda kaldım ama sınırı asla aşmadığımdan emin ol. Bunu söylüyorum çünkü büyüklerimiz hep erkek kısmının kafasındaki şüphe silinmez derler. Sakın bu söylediklerimin aksini düşünme, olur mu? Lütfen bana bu konuda inan. Madu tertemiz ve evet, hala sana ait. Benim evlilik kolyem. Buraya kefaletimi ödemek için geldiğini sanmıştım ama sen ne yapıyorsun? Benim bunu çok daha önce yapmış olmam gerekirdi. Seni Rişab'ın hayatına sokmamın tek nedeni baba sevgisiyle büyümesiydi. Ama sen onun hayatına sadece tehdit ve tehlike oldun. Bu yüzden öyle pişmanım ki. Yaptığım en büyük hata da zaten suçunu affetmekti. Ama aynı hatayı bir daha tekrarlayacak değilim. Seni geçmişe gömeceğim. Adını hayatımdan sonsuza dek sileceğim. Bugünden itibaren sen benim için ölürsün. Sen neler söylüyorsun? Ben dünyada bir kocası olmadığı için sevinen belki de ilk kadın olabilirim. Ben daha ölmedim. Daha ben hayattayken kendini nasıl olur da dul bir kadın ilan edersin? Hayır, dul bir kadın değilim. Dul kadın kocasının ölümünün matemini tutana denir. Bense ne ağlarım ne de beyaz renkli bir sarı giyerim. Aksine ben hem özgürlüğümü hem de Rişab'ın dönüşünü kutlayacağım. Çok mutlu olacağım. Nasıl? Madu'yu nasıl bu kadar çok sevebiliyor? Bu nasıl bir şey, anlayamıyorum. Bu soruyu sormak için sizce de artık biraz geç değil mi acaba? Ha? Bu hikayenin kötü adamını unuttun. Kötü adamı hatırlıyorum. Ama o öldü, öyle değil mi? Sadece bedenen öldü. Ruhu hala o ikisinin arasında bir duvar. O Arkay'ın bir parçası. Sakın bu söylediklerimin aksini düşünme, olur mu? Lütfen bana bu konuda inan. Madu hala temiz ve sana ait. Sadece söylemek istedim. Hep mutlu olun. Mutlu yaşayın. Sevgiler. KRK. Ne oldu RK? Yoksa o konuda... Madu. Bunu bir kere sordun zaten. Lütfen bir kere daha sorma. Bu konuda ne düşündüğümü iyi biliyorsun. O bunları bu mektupta yazmasa bile ben sana sonuna kadar güveniyorum. Biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Ve gerçekten hiç anlayamıyorum. Son birkaç dakikadır neden ben buradayım, beni neden çağırdınız bilmiyorum. Abo, beni mi çağırdınız? Rada geldi mi?
Çok güzel. Herkesi salona toplayın. Geliyorum. Baba bir dakika. Yoksa yine oturup hep birlikte dualar mı edeceğiz? Bu kez dua falan değil. Bu kez bir hikayeyi tekrar canlandıracağız. Arkay ve Madu için yeniden yaşayacağız. Hadi. Ne? Nasıl? Neden bahsediyor? Sınav mı dedin? Ha bu ne sınavından söz ediyorsun? Ne demek bu şimdi? Abla gerçekten neler oluyor? Bizim Madu'nun masumiyetinden en ufak bir şüphemiz yok. Benim de ondan bir şüphem yok. Ama... Babo bu şüphe konusunun kapanmasını istiyorum. Arkay bir dakika. Evet baba. Ne istedin? Buyur seni dinliyorum. Ne bilmek istiyorsun? Bak Rişa. Madu'nun masumiyetinden şüphe etmiyorum. Ama bu durumda herkes kanabilirdi. Hepimiz aynı durumdaydık. Ben o çocuğu oğlum diye sevdim. Çocuklar abi diye sevdi. Madu da onu kocası bilip sevdi. Aynı odada kaldılar. Böyle bir durumda herkes yanılabilir Rişap. Bu yüzden de Madu'nun bu son sınavı vermesi gerekecek. Sen ne sınavından söz ediyorsun? Nedir bu? Madu ne yapsın istiyorsun? Bunun cevabını ben vereyim. Benim sınavımdan bahsediyor. Niye herkes hayatımla ilgili karar veriyor acaba? Bu hak sadece bana ait. Ve size bir cevap vereceğim. Habo, evet biliyorum. Sen ailenin büyüğüsün. Arkay'ı da çok seviyorsun. Ve o da sana çok saygı duyuyor. Belki de bu sınavı vermemi senden isteyen de o olmuştur. Ama benim sana cevabım şu. Ben bu sınavı kabul etmiyorum. Madu ne demek bu sınavı kabul etmiyor? Bunu senden Rişap istese bile mi? Evet baba. Arkay istese bile kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Çünkü biliyorum. Ben gayet temiz ve masumum. Babo da Madu'nun saf ve temiz olduğunu biliyor. Üstelik son derece akıllı olduğu da ortada. Karıcığım, bence ondan uzak dur. Yoksa yakalanırsın bak ona göre. Yeni kapa çeneni lütfen. Sen ne kadar saf ve masum olduğunu söylersen söyle, bu sınavı vermek zorundasın. Hayır Babo, ben de Madu'nun yanındayım. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Evet Babo. Bu konuda senin isteklerine boyun eğmem. Ve bu kararımda Arkay'ın yanımda olduğunu görüyorsun değil mi? Bu sınavdan geçmem için bir sebep yok. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Bu evde bana kim inanıyorsa, kim güveniyorsa yanımda onlar kalabilir. Evet. Ben senin yanındayım kızım. Bakın. Annem de tıpkı öz annem gibi her zaman yanımda. Peki ben bu sınavı kimin için vereceğim? Senin için mi? Bu saçma konu burada kapansın. Böyle bir şeyi ne ben istiyorum ne de kendisi istiyor. Olay bitmiştir. Ben bunları senin için yapıyorum. Beni hatalı buluyorsan tamam canım. Sağ ol. İstersen bu evden de hemen giderim. Bir dakika bile durmam. Abla, abla lütfen ne yapıyorsun? Madu sana ne oluyor böyle? Sen Pablo'nun bir dediğini iki etmezdin. Senden onca sınavdan geçmeni istedi. Hepsini yap. Şimdi bu sınavı neden reddediyorsun? Bir dakika. Hangi sınav? Siz ne sınavından söz ediyorsunuz? Nasıl sınavlar? Pablo Madu'dan neler yapmasını istedi? Önemli değil. Bu eski bir olay. Ağzımdan öylesine çıkıverdi. Önemi yok. Öyle ya da böyle bir şekilde söyledin. Bu konuda her şeyi bilmek istiyorum. Arkay, lütfen bırak.
Geçmişi daha fazla deşmeyelim. Madu, ben konuşurken sana bir şey söylemek düşmez. Benim lafımın üstüne başka laf söylememeyi öğren. Geçmişte her ne olduysa öğrenmek istiyorum. Bu evde olan biten her şeyi bilmek istiyorum. Dipali, anlat bakalım. Ne sınavıymış bunlar, bilmek istiyorum. Ne olduğunu anlatmayacaksan da eşyalarını topla ve bu evden dönmemek üzere çık git. Hadi. Arke. Karıcığım bak lütfen anlat ona. Bak Arke çok kızdı. Söyle yok yere sokakta mı kalalım? Hadi anlat. Üçe kadar sayıyorum. Üç dediğimde hala konuşmuyorsan bavulunu topla ve bu evi bir daha dönmemek üzere terk et. Bir. Ama Arke. İki. Anlatacak. Hadi anlatsana. Evet. Şöyle oldu. Madu'nun Rişab'ın hayatında büyük bir uğursuzluk olduğuna bizzat inanması gerek Dipali. Eğer ondan istediklerimin hiçbirini yapamaz ve başaramazsa ancak o zaman ikna olacaktır, öyle değil mi? Şey var. Sen o sırada hastanedeydin ve o... Sana anlatabilirim Rişab. Neden yaptığımı... Hayır, istemiyorum Pabo. Beni dinlemek zorundasın. Neden yaptığımı açıklayacağım. Hayır. Şimdi değil. Ben de anneden öte bir yerin olduğunu biliyorsun. Ne istediysen yaptım. Bir dediğini iki etmedim. Karşılığında sen ne yaptın? Benim modumun hayatını tehlikeye attın. Onu bir sürü saçma sapan sınavdan geçirdin. Neden Pabo? Çünkü bu kızın senin hayatında olmasını istemiyorum Rişat. Çünkü ölümün elinden olacak. Bugün hayatını kurtarmış olabilir ama gelecekte onun yüzünden başka bir sürü... Başına felaket gelecek. Yeter Pabo, yeter. Bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Rişat, beni dinlemelisin. Yeter. Bu işi çok uzattın. Saçmalıkların Madu'nun da canına yetti. Evet. Sana olan güvenime ihanet ettim. Biri kalbimi kırarsa hayatıma yine devam edebilirim. Ama biri güvenime ihanet ederse... Onu bir daha affetmem mümkün değil. Bugüne kadar kararlarını ona bir şekilde kabul ettirmişsin. Ama bugün sen de benim kararımı kabul etmek zorundasın. Hemen eşyalarını topla ve sonra da bu evi terk et. Arke? Yeter! Bu konu çok uzadı. Hem sana ne dedim? Ben konuşurken susacaksın. Ve ben son kararımı verdim. Bu evde hiç kimsenin Madu'yu üzmesine izin vermem. Rada. Hayır abla. Ben hiçbir şey söyleyemem. Rişab çok inatçıdır ve... kararını vermiş. Bu evden gitmek zorundasın. Bu inadın gerçekten de çok anlamsız. Hayır abla. Bugün inadında ona sonuna kadar hak veriyorum. Başlattığın şeyin sonu zaten ancak bu şekilde gelebilirdi. Lütfen artık bu evi terk et. Bazen yeni bağlar kurmak için eski bağları kopartmak şart olur Pabo. Buna çok pişman olacaksın Isha. Ben sana çok ciddi bir şey söylüyorum bu kızla. Yeter Pabo. Eğer ağzından tek bir kelime daha çıkacak olursa... aramızdaki kan bağını unutup seni buradan kendi ellerimle atarım. Lütfen
Artık git bu evden. Peki o zaman. Ben gidiyorum. Deni. Evet. Git arkasından kapıyı kapat. Tamam. Ve Dipali. Önümüzdeki birkaç gün yüzünü görmek istemiyorum. Böylesi senin için daha iyi olur. Kaybol. Kapattım. Hatta sıkı sıkı da... Karıcığım. Belki bugün çok şey kaybettim. Ama çok şey kazanmış oldum. Yanımda olanlarla yeni bir hayat kuracağım. Ne dersin karıcığım? Rişap. Çocuklar, ben yemeği hazırlayayım bari. Patron, ben de artık izninizi isteyeyim. Hayır, bir tukal lütfen. Birlikte yemek yiyelim, sonra gidersin. Zahmet etmeyin, evde yerim ben. Evde kim var? Sana yemek yapacak birini mi tuttun? Hadi kal bizimle, midene biraz ev yemeği girsin. Sürekli restoran yemeği yiyerek beslenmek olmaz. Hadi bakalım. Sen ellerini yıkayıp gelene kadar yemek çoktan hazır olur. Peki. Hadi. Karıcığım... Benden sakladığın daha kaç tane sır var bunu merak ediyorum. Arke? Ben hep ilişkimizin açık bir kitap olduğunu sanırdım. Ama bil ki bugün duyduklarıma çok kırıldım. Madu, sen akıllı ve eğitimli bir kızsın. Saçma sapan hurafelere nasıl inanabildin öyle? Ateşte yürümen, aç kalman, üstelik bir de yaralanmışsın. Bundan benim haberim bile olmadı. Yalandan ne kadar nefret ettiğimi bilirsin. Arke... Bunlar o kadar önemli şeylerdi. Benim için son derece önemliydi. Son derece. Bundan sonra yanıma sadece gerçeği söyleyeceğin zaman gel. Seninle o zaman konuşurum. Arkay, dinle beni. Seninle daha tanışmamışken, fotoğrafını gördüğüm günün gecesinde rüyamda seninle birlikte dans ettiğimizi görmüştüm. Karvaçot günü, orucumu kendi ellerine bozduğunda... Belki yüzüne söylememiştim. Ama çok yakışıklı görünüyordun. O gece yüzündeki ifade... Hala gözümün önünde. Onu kalbime kazıdım. Benim akıllı karıcığım, sen... Ne söylemeye çalışıyorsun? Gerçeği, kalbimdeki sırların hepsini açıyorum. Seninle paylaşıyorum. Gözlerinde sırları olmayan bir kadın, eksik bir kadındır.
erkeği bu sırlar için gözlerinde kaybolmak ister. Gir kalbime. Öğren. Bugünden sonra artık aramızda hiç sır olmayacak. Emin misin Madu? Aslında benim bile sırlarım var Madu. Yorulma. Ben bütün sırlarını biliyorum zaten. Bu imkansız. Dene bakalım hadi. Mesela seni ilk gördüğüm gün gözüme ne kadar... Güzel görünmüştüm değil mi? Gözlerini benden alamayacak kadar etkilenmiştin. Bana resmen ilk görüşte aşık olmuştun. Bu hikaye eskidi Bay Kundra. O gece hani üzerine şaka olsun diye su dökmüştüm ya. Beni hayal ettin değil mi? O an seninle olduğumu. Hatta birlikte dans ettiğimizi. Onu da biliyorum. Peki şu anda aklımdan ne geçtiğini biliyor musun? Arkay. Hayır, yanlış cevap verdin. Kendimi düşünmüyorum, hayır. Ve ne düşündüğümü de inan bana şu anda hayal bile edemezsin. Şu anda seni ne kadar çok sevdiğimi düşünüyorum. Ne kadar? Asla söyleyemeyeceğim kadar. Hatta söylesem bile senin asla anlayamayacağın kadar.